Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ile beraberiz. Merhaba Özcan Bey. Merhaba. MİPİM'e katıldınız. 3 farklı projenizle, ofis projenizle buradasınız. MİPİM'in genel vizyonu hakkında biraz konuşup projelerinizi birazcık anlatsanız bize. Sonra üzerinden Türkiye'nin pozisyonunu konuşalım. Tabii. MİPİM bildiğiniz üzere dünyadaki en büyük gayrimenkul ve emlak fuarlarından biri. Özellikle bütün büyük oyuncular buraya geliyor. Yaklaşık 30 bine yakın katılımcı oluyor. 5 binin üzerinde yatırımcı gelmekte. 3500'ün üzerinde geliştirici gelmekte. Bütün farklı disiplinlerin bir araya geldiği uluslararası bir platform. Bu kapsamda Türkiye'de gerçekten bu sene özellikle artan bir ilgiyle burada. Yanılmıyorsam 9 büyükşehir belediyesi ve bazı ilçe belediyelerimiz burada. Sayın Bakanımız bu akşam teşrif edecek. Ve özel sektörden hem geliştirici hem danışmanlar hem mimarlar olarak hem tedarikçiler olarak ciddi bir katılım var. 350'nin üzerinde Türk katılımcı var. Firma var, affedersiniz. Dolayısıyla gerçekten önemli bir fuar. Türkiye'yi burada en iyi şekilde bütün katılımcılar olarak temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çok kapsamlı bir katılım gösterdi 2016 yılında Türkiye. Siz hangi projelerinizle öne çıkıyorsunuz ve buradaki amacınız ortaklıklar geliştirmek mi? Biz buraya bu sene 3 tane ofis projemizle katıldık. Finans merkezinin içindeki Nida Kule Finans Merkezi projemiz, Nida Kule Levent projemiz ve Nida Kule Ataşehir Batı projemiz. Amacımız burada zaten MİPİM bir satış yeri değil aslında. Daha çok networking yeri. Biz de projelerimizi tanıtıp özellikle yabancı yatırımcılarla olan görüşmelerimizi pekiştirmek için buradayız. Ana amacımız dediğim gibi aslında Türkiye'yi gayrimenkul sektöründe hem İstanbul'u hem Türkiye'yi haritaya koyup biz buradayız diyebilmek. Tahmin ediyorum bu fuardaki yüksek katılımla da bunu iyi bir şekilde yapıyor Türkiye. Sağladığımızı görüyoruz. Siz gezdiniz mi fuarın tamamını? Gezdim. Henüz tamamını gezdim diyemem ama %70'e yakınını gezdim. Peki, Türkiye pozisyon olarak diğer ülkelerden daha ayrışıyor mu? Şöyle söyleyeyim, ben sabahtan beri geziyorum. İnanın göğsüm kabarık, alnım dik bir şekilde dolaşıyorum. Çünkü Türkiye hem bu sene İstanbul Çadırı, İTO'nun yapmış olduğu, İstanbul Ticaret Odası, TOKİ ve Emlak Konut'un destekleriyle yapmış olduğu bir İstanbul Çadırı var. İstanbul Çadırı Paris ve Londra'nın tam arasında. Bu pavilyon gerçekten önemli bir pavilyon. Bunun içinde MİPİM'de şu ana kadar gösterilmemiş boyutta 96 metrekarelik bir İstanbul maketi var. Ve mega projelerin maketleri var. Bunun içinde finans merkezi, yeni havaalanı, 3. havaalanı, 3. köprü, tünel geçidi vesaire, bütün mega projeleri görebiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten hem kamunun hem özel sektörün ne kadar bu sektöre ağırlık verdiğini görebiliyor yatırımcılar. O anlamda gerçekten Türkiye ayrı bir şekilde öne çıkıyor bu sene. Çok sevindim böyle düşündüğünüze. Biz de aynı gözlemleri yaptık fuar alanını gezdiğimiz zaman. Bu yıl Türk firmalarından da çok öne çıkan markalar oluyor aralarında ve konut projesi de tanıtıyorlar burada gördüğümüz kadarıyla, ama sizde öyle bir şey yok. Siz sadece ticari alanlarınızı pazarlamak adına birazcık buradasınız ya da ortaklıklar geliştirmek adına. Nasıl programınız buradaki? Oldukça yoğun. Önümüzdeki 2 gün içinde 15'i aşkın randevumuz var. Gerçekten çok yoğun. Özellikle yabancı yatırımcılarla bizim görüşmelerimiz. Ana amacımız, demin dediğim gibi, gerçekten biz Türkiye'de artık uluslararası uluslararası nitelikte yatırımlar yapılmakta. Türkiye'de bununla eşdeğer yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcıları Türkiye'ye çekebilmek sonucunu hep beraber göreceğiz. Son bir soru Tahincioğlu'nun vizyonuyla alakalı birazcık soracağım. Siz hem konut hem ticari alan geliştiren bir firmasınız. İlerleyen dönemde, yani 2016 ve sonrasında ağırlık vereceğiniz herhangi bir yön var mı bununla ilgili ve İstinye tarafındaki projenizin satışa çıkma durumu nedir?
Bizim bu sene içinde 3 tane projemiz olacak inşallah. Birincisi Kayaşehir'de o konut, ofis ve ticari ve AVM'si olan, ticari alanları olan karma kullanımlı bir proje olacak. Akabinde Bomonti projemiz, akabinde sene sonuna doğru da İstinye projemizi çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim genel anlamda ofis, alışveriş merkezleri, konut ve karma kullanımlı projeler olmak üzere hali hazırda devam eden birçok projemiz var. Genel anlamda baktığımızda biz aslında bu dikey alanlardan ziyade katma değer yaratabileceğimiz alanlara bakıyoruz. Yani zamanı geliyor karma kullanımlı proje yapıyoruz. Zamanı geliyor sadece alışveriş merkezi yapıyoruz. Zamanı geliyor bölgenin dinamiğine göre, arz talep dengesine göre, lokasyonun büyüklüğüne göre bunu iyi etüt edip gerekiyorsa sadece konut yapıp geçebiliyoruz. Otel projelerimiz var. Geçmişte de yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Dediğim gibi tamamen bu arz talebe göre yönlendirdiğimiz bir şey. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.